Merhabalar arkadaşlar, bu hafta Doktorunun biliyorsunuz 13. sezona çıktığı her bölüm yorumladığımız videolar çekiyoruz. Arada da yorumları okuduk internetteki ve çok farklı tepkiler gördük, tabii ki olumlu yorum olduğu kadar değişik olumsuz yorumlar da var. Bu konunun bir pili olarak, konuğum olarak Umut çeviyi aldık bugün. <laughs> nasılsın Umut? İyiyim Ezgi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Heyecanlı mısın yorumlar için? Nasıl cevap vereceğim? dair. <laughs> Her gün yaptığım iş ya. Heyecan Aa, kalmadı. Tabii. Sen tabii <gülüyor> alışıksın. <gülüyor> Şimdi öncelikle e, yabancıları, yabancı medyaya baktığımızda çok aşırı olumsuz bir yorum göremiyoruz ama Türklerin o kadar ilginç yorumları var ki yani gerçekten buna bir içerik çekmeden durmayalım dedim. E, önce Instagram'dan başlamak istiyorum ve en ilginci de bunları yapan hani öyle sıradan atıyorum hani eskiden CNBC izleyicileri vardı. Daktoro'nun çok fanı değillerdi ama CNBC'de arada çıktığı için izliyorlardı. Ama e, şu an Daktoro fanları yani Huvian, kendi Huvian diyen insanların yaptığı değişik yorumları okuyacağız. E, tabii ki anonim olarak okunacak ama ee, yani çok değişik. Mesela bir e, Doctoru, yani fanı yani bildiğimiz bir fanının sayfasından başlamak istiyorum ve onun altına gelen yorumlardan. Önce Instagram daha sonra da Twitter olarak düşündüm. Şimdi başlıyorum ilk yoruma. Hazır mısın Umut? Hazırım. Başlayalım. <laughs> tamam. Şimdi bir Dakturu fanının sayfasında işte bir resim ya da bölümle sezonla ilgili bir şey paylaşmış. Altına yazdığını okuyorum. Çok gerçekten manidar biliyorum. Yarım saat izledim. Yeni bölümden ve yarım saat içerisinde katlanabilir tek sahne burasıydı. O uçuş sahnesi neydi öyle? Fragmanda görünce Cino'nun uçuş sahnesine benzetmiştim. Ve bazılarınızdan linç yemiştim izlemeden yorum yapma diye. Yani linçlenmişti arada hani iyi şeyler diyenler tarafından. Şimdi izledim ve yine aynı yorumu yapacağım. En yakın, en iyi arkadaşım Cino'daki uçuş sahnesi gibi. Har <laughs> Harika Yani ya. ben son cümleye bir şey diyemiyorum. Şimdi bir kere ben güldüm okuyunca. E, Cino'yu da izlemiş biri olarak söylüyorum. E, başlangıçtaki uçuş sahnesi tarz olarak çok farklı bir tarz. Yani oradaki renk kullanımı vesaire kadrajlar evet çok farklı. Ve biliyoruz ki bu düşük bütçeli bir dizi. Evet her ne kadar geçen zaman içinde bütçesi artmış olsa da düşük bütçeli bir yapım e, ve bu tarz Sahneler deneyim gerektiriyor. Hem oyuncu için e, hem de teknik ekip için, bu işin kamera arkası ekibi için bir deneyim gerektiriyor. Ben ekibin böyle bir deneyimi olduğu düşüncesindeyim. Yani daha evvel böyle sahneler çekilmiş, çekmemiş olsalar bile bu sahneleri çekebileceğine inanıyorum. Ben bunun daha çok e, artistik bir amaçla yapıldığı düşüncesindeyim. Benzer bir durum daha evvel 12. Doktor döneminde The Girl Who Died bölümünde yaşanmıştı. Orada da fragmanda da o sahne vardı. Aynı görselli bölümde de yer aldı hatta. Fragmanda da böyle kötü CGI bir ejderha görüyorduk. Bir kapıyı kırıp içeri giriyordu falan. Fragmanda kullanılmıştı bu sahne. Hemen şey dediler ya tamam bütçenizi düşük de işte efektleri daha tamamlamadan koymuşsunuz. İşte kötü efektler koymuşsunuz. İşte insan utanır bu sahneyi fragmana koymaya, umarım bölümde toparlarlar falan demişlerdi. Ve şey demiştim, fragmana tamamlanmamış bir sahne konma ihtimali yok. E, muhtemelen dedim bunun hikayede bir bağlantısı, bir alakası. Bu görselin böyle olmasının bir sebebi olmalı. Dedim, linç yedim. Yani kötü olduğunu söylediğim için değil bir sebebi ol, iyi olduğunu da söylemedim bu arada. O görselin öyle olmasının bir sebebi olduğunu söyledim ve linç yedim. 8. sezondan bahsediyorum. 8 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tabi tabi 8. sezon. Ve linç yedim. Ee, devamında bölüm yayınlandı ve bölüm yayınlandı da şunu gördük. O ejderha görseli bir hologrammış. İşte klar şey, Eşildir Mire ırkının o işte bir uzaylı robot kaskını kullanarak oraya bir projeksiyon yansıtıyormuş. Ve her şeyini detaylandıramadığı için öyle kötü CGI gibi bir e, tasvir oluşmuştu ortada. Bu fragmanda da bu, uçu, bu bu bölümün fragmanında da uçuş sahnesini gördük ve orada bir gariplik sezdim. İnsan bir garip hissediyor o sahnede. Sonra dedim ki ya muhakkak bunun da bir manası, bir anlamı vardır. Çünkü evvelki bölümlerin, evvelki sezonların, yani Chimnal döneminden önceki sezonun efektleri başka bir firma tarafından yapılıyordu. Ve o firma bu kadar büyük olmamasına rağmen iyi efektler üretebiliyorken şu an Double Negative diye bir firma doktorun efektlerini yapıyor, dijital efektlerini yapıyor. Ve bu firma Wonder Woman gibi filmlerin, büyük Hollywood filmlerinin efekt çalışmasını yapan firmalardan biri. Düşünün ki her sahnesinde efekt olan filmlerin ciddi bir kısmında bunların da çalışması var ki kredit alabiliyorlar. Ee, burada da şöyle bir şey algıladım. Bir şey diyor zaten gezegen hakkında doktorun uçuş yaptığı gezegen hakkında şöyle bir yorum yapılıyor. Birkaç dakika sonra bir yıldızla yani onun güneşine çekilecek işte. Zaten çekim mesafesine girmiş anladığımız kadarıyla. Zaten orada fizik kuralları düzgün işlemiyor. Artı bindikleri tutundukları o gravity bar e, bir uçuş cihazı değil. Yani uçmak için geliştirilmiş bir şeyde uçmuyorlar. O bir yer çekimi cihazı. Yani ağırlık oluşturmak için geliştirilmiş bir cihaz. Ama onu ters kontak yaparak kendini itmesini sağlıyorlar. Uçuş için de geliştirilmediği için böyle uçuyormuş gibi bir e, imajının olmasını zaten beklemiyorum. Artı dedim ya orası bir e, asit dolu bir gezegen. Fizik kuralları değişik. Yani evet bildiğimiz yine fizik kuralları var ama işte yer çekimi, o su, bu su, atmosferinin inceliği bilmem nesi bir sürü bir şey değişik. Yani normal dünyadan değişik. Yani örnek olarak Harry Potter'daki süpürgeyle uçma sahneleri verilecek olursa mantıklı değil. Çünkü Harry Potter'daki uçuş sahneleri dünyada geçerken o, o sahnedeki bütün olaylar, bambaşka bir gezegenler, bambaşka bir yıldız sisteminde geçiyor. Ayrıca etrafın rengi ışıklandırması da gezegenin asit dolu, kaynayan asit dolu bir gezegen olduğunu hesaba kattığımızda burada farklı bir görsel oluşması gerektiği düşüncesine zaten biz biliyor olmamız lazım. E, genel şey yorumları var ya ya çok bilim kurgu durmuyor bu çok fantastik duruyor ama işte bilim kurgu durduğu zaman da böyle oluyor yani Niye o öyle? Niye bu böyle? Çünkü işte asit dolu bir gezegen ışığın normal havada yansıdığı gibi yansımasını bekleyemezsin. İşte yer çekiminin dünyadaki gibi olmasını bekleyemezsin. Neyin nasıl etki yapacağını bekleyemezsin. Yani böyle bir durum var. O yüzden bu sahneye dair yapılan yorumlar beni açıkçası biraz mantıksız olduğunu düşündürüyor. Bir de şey var devamındaki sahnelerde hiçbir efekt sorunu yokken bir de o sahnede mi efekt sorunu var? Hayır yani o sahne eğer e, nihayetinde bu bölümün çekimi 9 ay sürdü. Bu, bu sezonun çekimi 9 ay sürdü. Bu sezon bittikten sonra oturuldu bir de özel bölümler çekildi. Özel bölümlerden sonra bir özel bölüm daha çekildi. Ve bu süreçte muhakkak o sahnenin efekti eğer kötü olmuş olsaydı düzenlenecek zaman da vardı, düzenlenecek bütçe de vardı. O bölümün bütçesi bitmiş olabilir, böyle bir ihtimali var. E, fakat sonrasındaki özel bölümlere gelen bütçeyle şey yapılabilirdi, oraya kaydırılabilirdi. Bu daha evvelde yapıldı. RTD döneminde mesela e, bazı bölümlerin çok fazla bütçeye ihtiyacı olduğu için başka bölümlerin bütçelerinden kısılıp oralara aktarıldığı oldu. İşte o yüzden mesela ucuz dünyada geçen filler bölümler var. O yüzden bir uzaydaki kafede değil de ne bileyim Cardiff'te bir kafede yemek yiyorlardı. Ee, zaten yani o küçüğü ee... dengeleyebilmek adına. işin yapımcılığı bu zaten. Haliyle de diğer bölüme bakıyor. Bölümün geri kalanına bakıyoruz. Diyelim ki o baştaki uçuş sahnesi 5 dakika olsun. Bölümün 45 dakikasında herhangi bir efekt sorunu yok. İkinci bölüme bakıyoruz. Herhangi bir efekt sorunu yok. Ve muhtemelen bundan sonraki bölümlerde de herhangi bir efekt sorunu görmeyeceğiz. Büyük büyük firmalarla, büyük büyük ekiplerle çalışılıyor. Bunun belli bir amaçla yapıldığı düşüncesindeyim. Yani eleştiri çok mantıksız geliyor. 50 dakikalık bir bölüm izliyoruz. Ve sadece girişteki 5 en fazla 5 dakikalık bir sahnenin görseli kötüydü diye bölüm kötü, bölüm berbat, ben bunu eleştirdim diye linç edip. Peki Bölümün geri kalanındaki iyi şeyler için bir şey söyledim yani. Şunu diyebildin mi? Ya bölüm çok güzeldi ama ya o giriş sahnesindeki uçuş sahnesi beni çok rahatsız etti. Ya olmamış mı dedin? Yoksa daha en baştan berbat bu çöp mü bu dedin? Ki yorumdan anladığımız kadarıyla ben fragmanda da zaten bu sahnenin kötü olduğunu söylemiştim. Burada da söyledim. İyisini söyledin mi? Bir insan sürekli sadece kötü, sadece kötü, sadece kötü derse elbette ki tepki alır. Bir de neden linç. linçlendiğini soruyor. Beni linçlediniz diyor ama. <laughs> yani şey kötü bir şey mi anlayamadım. Fragmanı izleyip bir şeye önyargılı bir yorum yapmanın insanların da izlemeden yorum yapma demesi bence linç değil. Doğruyu söylüyorlar. Evet. Linç ben görmedim. de hiçbir fragman üzerinden... <laughs> ben de hiçbir fragman üzerinden bir şeyi yorumlamam bence doğru değil fragmandaki bir şey çok farklı olabiliyor filmlerde ya da dizilerde Kesinlikle her şey için öyle. geçerli bu yani Marvel DC için de olabilirdi fragmanda ne eleştirilen sahneler oluyor sonra filmde bakıyorsun çok farklı bir şeymiş Lynch ya değil ben doğru ben... söylemiş insanlar yani neyse tamam sen sakin çok ol anladık şey. anasını <laughs> bu fazla da bir şey söylemek yani istemiyorum büyük... tek yorum üzerine ee, yani işte büyük ihtimal düşünmemiş diyorum artık hani bölümün mantığını anlamayıp mesela fragmandan ön başlayıp e zaten fragmanda demiş ki ben bu sahneyi beğenmedim çok kötü efekt bu ne falan. Hı -hı. Önyargıyla yargıyla başlayıp yani bir şey beğenmemek için izlersen beğenmezsin zaten. Mesela ha, bir, de e, sorun sorun tabii, tabii. <laughs> bir de o sorun o var. Tabii tabii. Bir de o sorun var fragmanda. O mesela. Yani böyle bir sorun var. Bir de üstüne altına gelen bir yorum var. Onu da okumak istiyorum. Tam bu işte sahneyi paylaşmış bu yorum yazmış. Altına da bir arkadaşımız yazmış ki katılıyorum admin. Bölümün ilk yarısında tüm evesim kaçıyordu az daha. Gereksiz CGI kullanımız talaklık. Nerede gereksiz CGI kullanım vardı bilim kurgu dizisinde bilmiyorum. Bunu araya söylemek istedim. Dur daha bitme diyorum. Bu gösterdiğin son sahne beni heyecanlandırdı. Chibnall iğrenç bir bilim kurgu senaristi olsa da düşündüğü şey farklı ellerde daha değerli olabilir. <laughs> ya eyvallah hani herkesin kendi düşüncesi, kendi fikri fakat ben e, açıkçası birileri bir şeyler düşünüyor, bir şeyler düşünmüş ve bunu dile getirmiş falan diye bunu işte fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan gibi e, safsatalarla kabul etmek ve tamam öyle diyorsan öyle olsun e, demekten yoruldum. Ben bir iletişim öğrencisiyim. Ve bunların ne gibi büyük saçmalıklara yol açtığını da biliyorum. Ee, ve şöyle bir durum var. Yapılan yorumlar bir şey katılıyorum ama katılıyorum dedikten sonra konuyla alakası olmayan bambaşka şeyleri devam ettirdiğin zaman. Devamında mantıklı şeyler söylediğin zaman şöyle oluyor. Evet bunu işte yapılan eleştiri çok haklı, çok mantıklı, çok doğru, çok güzel söylemiş gibi bir yola çıkıyor. Ee, bölümündeki aşırı CGI kullanımı çok kötüydü demek ne demek ya? Ne kadar CGI'di biliyor musun? Hayır bir de önceki sezonlarda şey var. Ya işte efekt olmamış, efekt yapamamışlar. Ya doktoru CGI yapamıyor. Daha evvelki sezonlarda CGI'yi beğenmiyordunuz. Daha evvelki sezonlarda cilalı görüntüler yok diye eleştiriyordunuz. Alın size cilalanmış görüntüler, alın CGI. Bir de öyle şey, her şey CGI kullanılmamış ki. Ve sonuç olarak daha evvelki, dediğim gibi daha evvelki sezonlarda CGI eleştirildi. Bu bölümde bu kadar gereksiz CGI kullanımına gerek var mıydı? Bir de şöyle bir durum var. Doktorda gördükleri hemen hemen her şey bu CGI'dir, bu efektleri bu CGI'dir, bu efekttir falan oluyor büyük bir kısmı gerçek ve CGI kullanımda gerçekten rahatsız eden bir şey yok. Ne bileyim işte ikinci bölümde göreceğiz Liverpool semalarında e, Son gemileri. Çok güzel, çok gerçekçi duruyor. Neresi Ama gereksiz? işte... anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Peki yorumun sonuna ne diyorsun? Chibnall iğrenç bir bilim kurgu senaristi olsa da evet. düşündüğü şey farklı ellerde daha değerli olabilir. <laughs> E, Beğenmiş işte, düşüncesini tebrik ediyorum. Şimdi Chibnall eğer berbat bir senaristse e, nasıl düşüncesi başka bir yerde işe yarayabilir? Çünkü bu işin temelinde bir düşünce var. Bu düşünce eğer iyiyse yaptığın şeyi ne kadar kötü yazdığının hiçbir önemi yok. Bir kere Chris Chibnall senarist değil. Chris Chibnall yapımcı ve başyazar. Yani e, bunu her şeyiyle ya. bu dünyayı kuran planlayan bir şey bir adam yani ne bileyim işte Marvel'da Kevin Feige denen bir adam var her şey hakkında konuşuyor her şey hakkında yorumu var her şey hakkında bilgisi var bölümün yazarı o mu hayır bölümün yönetmeni o mu hayır e niye bu konuşuyor niye karakterin fikri hakkında konuşuyor niye senaryo hakkında konuşuyor niye oyunculuk hakkında konuşuyor niye efektler hakkında konuşuyor çünkü bu işin yapımcısı o Ecnebistan'da executive producer denen bir kavram var ee, bizde işte idari yapımcı işte yürütücü yapımcı yaratıcı yapımcı gibi böyle farklı farklı kullanımları var bunlar e, anlatılan hikayenin her şeyiyle ilgilenen her şeyini kurgulayan adamlar yani bölümdeki işte lupari ırkını kurgulayan da o nasıl bir tasarımı olacağını planlayan da o işte nasıl görsel efektler istendiğini planlayan da. O. Evet, görsel efekt supervisor'ı var, görüntü yönetmeni var, yönetmen var. Bir sürü tasarımcı var falan işin içinde ama nihayetinde hayır bu tasarım olmamış, bunu değiştirin. Bu sahneyi bir daha çekin. Bu sahnede oyuncu güzel oynayamamış. Bir daha çekin. Kararını veren bir adam. Ki bu adam öyle şirkette oturan bir adam da değil. Şirketteki toplantıları yapan da bu adam, senaristi bulup senaristi yazdıracak adam da bu adam, çekimlerde orada bulunan çekimi denetleyen adam da bu adam. Yani eğer fikir güzel ama e, uygulaması kötüyse, onun öyle uygulanması gerektiğini kararını veren de o adam. <laughs> Bana sorarsan, Bed Wolf da kötü uygulanmış bir fikir. Ne gördük Bed Wolf'a dair? Koca sezonda bir iki tane Bed Wolf yazısı. Finalde geldi 5 dakika durdu gitti. Bu mu? Yani evrenin en güçlü varlıklarından biri bu mu? Hayır. Hayır Russell harika bir yazar öyle deme öyle diyecekler yani. Aynen öyle. Şimdi burada da fikir o yani şunu mu bekliyor insanlar? Flux diye bir fikir attık hemen ilk bölüm çözelim. Zaten doktorunun bu sezonu diğer sezonlarının aksine seri olarak planlanmış bir fikir. Yani episodik, bölümsal bazlı, bölüm baz, e, merkezli değil, serial bazlı. Yani hikayenin tamamı altıncı bölüm bitmeden bitmeyecek. O yüzden bir sürü şeyin üstü açık bırakıldı. Üst, o yüzden bir sürü şey yarım bırakıldı. Üst, o yüzden bir sürü şey hala yavaş yavaş bir akış halinde. E, bu şeyin altına gelen birkaç yorum daha var. Aynı gönderideyiz hala. Güzel bir seriyi daha çöp ettiler ya bir şey demiyorum. Üzgün surat. <laughs> Güzel bir seriyi daha mahvettiler. Ee, şeyden çöp bahsediyor galiba. Hobbit serisinden bah bahsediyor galiba. <laughs> Altına ben... da biri şey yazmış. Düzeleceğiz be abi. Evet. Yani buna katılıyorum. <laughs> ee, benim doktorunun bozdu yorumlarına karşı her zaman söylediğim şey şu. 26 oradan 12 buradan 38 sezon geçti. 30 sezon 38 sezon sürmüş bir dizide elbette bozacak şeyler de olur. Ve bunlar daha çok böyle yenilenme sancıları gibi geliyor bana. Ee, bir hikaye var. Belki bilirsin. İşte her Kartallar her bilmem kaç yılda bir işte kendilerini inzivaya çekerlermiş. Bütün tüylerini yolarlarmış. Gaga'sını taşa vurarak kırarmış. Alttan daha genç bir gaga işte daha sağlıklı tüyler çıkarmış. Eğer kartal bu zorluğa katlanabilirse gençleşirmiş. Katlanamazsa orada acı içinde ölürmüş. Böyle bir hikaye var. Duymuşsundur belki. Bu yenilenmenin ne kadar sancılı ve acılı bir süreç olduğunu anlatan güzel bir hikaye. Doktor içinde bu örneği kullanmayı seviyorum. Doktoru tam olarak o kartal. Doktoru tam bir zümrüdü anka kuşu. Yani fenix. Acı çekmesi gerekiyor ki yenilenebilsin. Acı çekmediği sürece, her şey yolunda gittiği sürece o zümrüdü anka olma özelliğini kaybeder. Sıradan bir kuş haline gelir tekrara düşer yani mesela aynen öyle. uzun süre kaldığı gibi hani son sezonunu beğenmediler ya aynen öyle ki mesela Mafıtın sancılı süreci çok daha erken başladı fakat o sancılı bir süreç miydi yoksa yenilemeye çalıştığı ve aldığı olumsuz tepkilerden sebep yenilenmeyi kabul etmeyip ölmeyi mi seçti bu da bir sorun mesela Razıl e, 2009'da ki doktorun böyle araya girdiği bir dönemdir aslında 2009. Çünkü 2007-2008'de sen 4. sezon çekimlerini tamamlamış 4. sezonu yayınlamaya başlamışsın ama 5. sezonla dair herhangi bir gelişme yok. Tenet gidecek mi, Raza gidecek mi tartışmaları sürüyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam ya Jane Trenter ya Julie Gardner dönemin doktoru yapımcıları bunlar Raza'nın kalması için ikna etmeye çalışıyorlar. Hatta diyorlar ki maaşını arttıralım daha iyi imkanlar verelim falan. O da diyor ki hayır diyor. Mesela para değil. Yazamıyorum artık diyor. Artık yazamıyorum diyor ve çekiliyor. Yazmaya devam etseydi yazar mıydı? Yazardı. Yazmak o kadar zor bir şey değil. Yazmak çok basit bir şey. Her gün sabah kalkıyorsun. Bilgisayarın başına, daktilonun başına ya da defterin başına geçiyorsun ve yazıyorsun. Nihayetinde her gün sen işte 10 bin kelime ya da 40 sayfa yazdığında ne kadar kötü bir şey yazarsan yaz. zamanla mesela bir ay boyunca her gün 10 sayfa yazdığında 3000 sayfadaki kötü şeyleri ayıkladığında kalan 100 sayfa bile olsa 100 sayfa güzel bir şey ortaya çıkmış oluyor. Demek ki memnun etmiyor ki ayrıldı. Diyorum ya bu adamlar baş yazarı artı yapımcılar falan. Yani yazmasına da gerek yok yazacak birilerini bulabilir, fikir geliştirecek birilerini bulabilir ama bunu istemedi. Ve yenilenmek, hani yenilensin, yeni bir fikir gelsin diye bıraktı. Bu acılı süreci yaşadı. Muffet biraz şımardı son zamanlarında. Zaten gideceğim ve artık istediğim şeyleri yazayım, şımarıklık yapayım falan dedi. Chimnall en başında her şeyi yenileyerek geldi. Her şeyi yenileyerek geldi. Bununla alakalı da bazı yorumlar var. Muhakkak okuyacaksın onları. O yüzden o yorumu oraya bırakıyorum. Ama Çimnalın şu an yaptığı şey hem iyi bir fikir hem de iyi uygulanan bir fikir. Yani gördüğümüz iki bölüm çok iyi uygulanıyor ve bu sonrasındaki yazarlara da tekrar Razıla kalıyor tabi. Dümen Razıla da güzel şeyler söyleyecek. Ben bunu iki inceleme videosunda da söyledim. Razıla buradan yol alacak. Şimdi önemli olan fikri de iyi bir fikir de ortaya atabilmek. Doktor'un klasik serisinde bir sürü kötü bölüm var. Ama bu bölümlerde o kadar iyi fikirler ortaya atılmıştı. Devamında biz o bölüm o bölümlerin devamını gördük. O fikirlerin devamını gördük. Haliyle mesela Zaman Savaşı böyle bir fikir. Tamam, Harızola çok güzel bir Zaman Savaşı anlattı ki mesela hiçbir şey anlatmadı bence. <laughs> Ama 10 yılı boyunca neredeyse kurulmuş bir fikir. Evet. 90'larda anlatılan, 90'ların sonuna doğru anlatılan e, kitaplardaki savaşlar bilmem neler buydu yani birileri bu fikri kurar kurduğu zamanda iyidir önemli olan bu fikrin uygulanabilmesi ve nihayetle şöyle bir durum var ben bunu yaptım böyle yayınlayacaksınız denen bir şey yok sen bunu devlet televizyonuna yapıyorsun bir sürü şeyin denetliyor bir sürü şeyi değiştirmen isteniyor doktoru olmam ben bunu böyle yazdım böyle çektim böyle yayınladım yayınlayınla olmuyor ne çekersen çek yani bugün istersen doktoru çek, istersen Türkiye'de kötü bir kanala bir şey çek, istersen Amerika'da Netflix'e çek ya da işte HBO'ya çek ya da bilmem nereye çek. Bu kadar özgür değilsin. Evet özgür kanallar, özgür platformlar da var. Ama hep bir denetim, hep bir kontrol, hep bir değişiklik var. Ve Razzle'ın bölümlerini kabul eden de, Moffat'ın bölümlerini kabul eden de, Çimnal'ın bölümlerini kabul eden de aynı kanal, aynı yapı. Evet bazı yapımcılar değişti okey ama yine iş kanalda bitmiyor ki kanala hesap veren ya da kanal adına hesap soran kişi de bitiyor. Ve sen mesela doktorun başında böyle biri var. BBC'nin doğrudan görevlendirdiği biri ve hesabı buna veriyorlar. Bu kabul etmediği zaman yine olmuyor. Hani şey değil kendi adamımız gidiyor BBC'yi iyi anlatıyor bir durum da yok. 80'lerde ya da 70'lerde Yeşilçam filmi çekmiyoruz. Biz kafamıza göre çekelim sonra yalan olan anlatırız bir şekilde satarız diyecek bir fikir değil ortada. Her şey anlık oluyor anlık belirleniyor. Yani fikir güzeldi ama kötü uyguladı. Öyle uygulanmasının muhakkak bir sebebi vardır. Bu adamlar boş adamlar değil. Türk televizyonunda dizi yazmıyorlar. Yani kendisi daha iyi bir bilim kurgu senaryosu yazacak gibi konuşmuş bu arada. Ve daha iyi bir CGI kullanacak gibi herhalde imkanı mı arkadaşın. Ben öyle düşündüm en son. E, yapsın destek olalım. Ya bak ben her zaman diyorum hani do şey yorumları da var. Burada var mı senin yorumların arasında bilmiyorum ama e, şey Diyor. işte ben toplan ben otursam daha iyi fikirler daha iyi senaryolar yazarım diyorum ki ya bak yaz ben elimden geleni yapacağım senaryonu BBC'ye ya da işte doktorunun ilgili yapımcılarına ulaştıracağım işte Big Finish'e ya da Titan Comics'e bir şekilde bu hikayen eğer güzelse en azından onlar şunu diyecekler sana ya güzel ama biz bunu yapamayız yap yok işte toplarım matbetten 10 tane çoluğu çocuğu daha iyi yazdırım ya yapamazsın bu öyle bir şey değil. Bir de bir tane son bir yorum bu gönderiye dair. Chibnall yine bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor kısacası. Eski karakterleri geri getirip fon servisi yapalım kafası. Fark ettiyseniz bu adam birinci sezonda çuvallayınca full eskilere döndü. Ee, hangi eski karakter geldi ben onu kaçırdım. Şeyden bahsediyor, son taranlardan ağlayan meleklerden. Ağlayan bahsediyor. meleklerden. Falan Ama onlar filan karakter bahsediyor. değil, sanki yol arkadaşı gibi söylemiş de bir an düşündüm kimdir. Şimdi geldi. şöyle bir durum var. Bu yorumun temelinde 2017 sonu, 2018 başında Karis Cimnalın 11. sezon hakkında şöyle bir şey oldu. Ben 11. sezonda eskiye dair hiçbir şey kullanmayacağım dedi. Yani işte eski yol arkadaşı dönmeyecek, eski uzaylılar görmeyeceğiz tamamen yeni uzaylılar tanıtacağız, yeni dünyalar tanıtacağız dedi. Ve bunu 11. sezon için söyledi. 11. sezonun hiçbir bölümünde ne eskiye dair bir yol arkadaşı ne eskiye dair bir yaşanmışlık ne de eskiye dair bir e, tekrar gördüğümüz bir karakter olmadı. Hatta o dönemde niye getirmiyorsun, niye olmuyor işte Dalek görmeyeceğiz mi, Siber görmeyeceğiz mi, işte Bilmem kim görmeyeceğiz mi? İşte Clara doktorun zaman çizgisine dağılmıştı. Clara'nın muhakkak gelmesi lazım. Gelmezse işte mantıksız olur. İşte ne bileyim River gelsin. River doktorun eşi görmesi lazım. Bu doktorla da tanışması lazım. İşte Darekler olmazsa olmaz. Siberler olmazsa olmaz. Bilmem kimler gelsin diye bir sürü yorum oldu. O zaman da dedim. Shibnall bunu sadece birinci sezon için uygulayacak. Bu iyi bir şey. Bu diziye yeniden başlamak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası. Bu yeni bir hikayeye yol açmak için iyi bir nokta. Çünkü işin içine sen geriden geriye bir hikaye kurmaya çalıştığında araya böyle popüler işler sokarsan gölgede kalacak o fikir. Örneğin zamansız çocuk fikri. Ortada hani görünmez olacak, görünmez hani arkada kalacak. Hala da 11. sezonda bunu yaptı. 11. sezondan sonra eski karakterleri tekrar kullanacağını da daha en başında biz söylemiştik. Bununla ilgili haber yaptık, paylaşımlar yaptık. Biz de bu haberi yaptığımız için linç yedik. Ee, bir de şöyle bir durum var. İşte e, ilk de işte Re Revolution Resolution bölümünde Resolution bölümünde Dalekleri gö Dalek gördüğümüzde dediler ki işte çımlıl işte yan çizdi. İşte Dalek getirdi falana döndü. Resolution bölümü zaten e, planlı bir şekilde yürümüştü. Nihayetinde sezonun sonunda yayınlanan bir özel bölümde o. Yani 11. sezonla birlikte planlanmıştı. 11. sezonun dışındaydı. O yüzden ilk bir sezonda da lekler yoktu. Fakat bir yandan da 11. sezonun içindeki özel bölüm bütçesiyle yapıldı bu. Bir de doktorun şöyle bir anlaşması var daha 2004 yılında. Şimdi e, bu iş 2004'te başlıyor. 2004'te e, Razzle Dalek bölümünü yazdıktan sonra Dalekleri seride kullanmak istediğinde önüne bir yasal engel çıkıyor. Terrination'ın vakfı, Terrination Daleklerin yaratıcısı. Terrination'ın bir vakfı var. Daha doğrusu mirasçılarının yürüttüğü bir vakıf var. Bunlar işte kullanım haklarını, telif haklarını falan denetliyorlar. Daleklerin kullanılması için BBC'ye müsaade etmiyor. E, daha sonra eşi, araya Steve Moffat'ın eşi Suverto giriyor. Su, Su suvertoda Suverto da bir yapımcı. Suverto'nun babası da BBC'nin önemli isimlerinden biri ve bu araya girip vakıfta konuşuyor. Daleklerin modern seride kullanılması için izin alıyorlar. Vakıf devamlı şunu diyor ama bu sezonda Dalekleri kullanıp bir kenara atamazsınız. Hani diziyi popüler hale getireceksiniz sonra Dalekleri bir kenara sallayacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz diyorlar. Ve bir şart koşuyorlar. Diyorlar ki her sene veya her sezon Dalekleri bir kere göstermek durumundasınız. Bu bir kere göstermek de vakfa para ödemek anlamına geliyor. Yani vakıf para kazanacak her sene. Tamam mı? Tamam. Bu tamam denmesi sonucunda birinci sezondaki o muazzam Dalek bölümünü görüyoruz. Ve sezon finalindeki Dalek bölümünü görüyoruz. Ve ondan sonra her sezonda Dalekleri bir şekilde görmemizin sebebi de bu. Hatta bir sezonda Dalekler yok ama bir sahnede görüyoruz sadece. Ama nihayetinde görülüyor, konuşuyor ve vakfa para ödeniyor. İşte bu. 10. sezonda da aynı şekilde. 10. sezonda da dalekler yok. Ama işte Dalek-Moverlan savaşına giriyorlar. Orada Dalekleri gösteriyorlar. Moverlan'lar da Nation Vakfı'nın bu arada. Dalekler, <laughs> Moverlan'lar ve Dalek-Moverlan savaşı da Nation Vakfı'nın olduğu için oradan bölümün parasını ödüyorlar ve sezonun geri kalanında Dalek yok. Bunu nasıl çözüyorlar diyorlar ki ya özel bölümlerde kullansak Dalekleri hem sezon içerisindeki ana hikayeyi daha rahat anlatırız. Hem de dalek bölümü çekilmiş olur. İnsanlarda dalek ihtiyacını giderirler falan gibi bir fikirle dalekler böyle daha mecburen varlar o zaman ilgili yerlerde kullanalım gibi bir şeye düşüyorlar. O yüzden mesela iki senedir yeni yıl özel bölümlerinde dalek var. Sezon içerisinde dalek kullanmamak için. ve Bu noktada ilk sezonda yani sadece 11. sezon için e, eskiler olmayacaktı, andı. ondan sonra da eskiler olmaya devam etti. Bütün tuşlara basarak geç, işte basıp geçmeye çalışmak fikri zaten çok e, yanlış bir düşünce. Sen bunun e, olmaz olursa seveceğini söylüyorsun, ama bu olduğunda tepki gösterecek bir sürü de insan var. Yani ben eskileri getirmeyeceğim dediğinde tepki çektin, kaybettin. Bir de şimdi eskileri getirerek mi tepki çekeceksin? Yani her halükarda kaybedeceksin. Bu böyle işte her tuşa basmışlar da geçmişler. Çok yanlış bir düşünce. Bir Ayrıca... şeyden bahsediyor. Birinci bölümde farklı farklı gördük ya. Bir ağlayan melek gördük. Bir furuk evet. hikayesi. Bir başka bir uzaylı. var herhalde ondan bahsediyor. Ondan yani... bahsediyor zaten. Ama onu altı bölüm değiştireceğini anlamamış herhalde. Hepsi her bölüm olmayacak herhalde. Mesela son taran görürsün, Son arada ağlayan melek görmedik yani. <laughs> tabii tabii. Ya şu var. Bir de e, senin... Bunu satacağını nasıl düşünüyorsun? Yani sattığı düşüncesine, satmaya çalıştıkları düşüncesine nasıl kapılıyorsun? Ayrıca biz bu sezon işte Swarm'u gördük, Azure'u gördük, ikinci bölümde Passenger'ı gördük. Flux, işte Flux, Azure, Passenger, işte e, Karvanista, işte Lupar ırkı bir sürü yeni bir şey var. Diyorlar ki bütün tuşları basarak geçmeye çalışmışlar. Eskileri, işte eskileri getiriyor falan. Yani yeni karakter var işte bir sürü dediğin gibi. Üstüne yeni yol arkadaşı var. <laughs> yani ben anlamadım. Neyse.